Şimdi sizi çok ilginç bir sergiye götürüyoruz. Burası İstanbul'da Abdülmecit Efendi Köşkü'nde bulunan İsmi Lazım Değil sergisi. İstanbul Bienali ile eş zamanlı olarak düzenlenen sergilerden bir tanesi de bu sergi ve bizce mutlaka görülmeli. Bilinmezin tedirgin edici, aynı zamanda merak uyandırıcı yanını odağına alan bu sergi, sizi ilk dakikadan itibaren etkisi altına almayı başarıyor. Hepsi değil tabii ama özellikle bazı eserler biraz rahatsız edici ve ürpertici. Aniden dönecek şekilde duran bedenler, bir anda gözünü açacak gibi duran yüzler, gerçekçilikleri çok iyi çalışılmış. Küçük bir uyarı, 10 yaşından küçük çocuklarla gitmeye pek uygun bir sergi değil. Tema, Bizans döneminin doğaüstü, bilinmez olanına ilişkin sembolik dünyası ve böylece bilinmez olanın temsili sorgulanması. Tarihte bir yolculuğa çıktığınızı düşünün. Zamanın bilinmezliğine mi yoksa büyüleyiciliğine mi gitmek isterdiniz? Hayatta hiç bitmeyen bir döngü var. Sanki her şey formüle edilmiş gibi yinelenerek sürekli karşımıza çıkıyor. Döngülerle ilgili farkındalıklar son dönemlerde inanılmaz arttı. Döngülerden uzaklaşabilmemiz için konfor alanımızdan çıkıp hayatımıza yeni deneyimler katmamız gerektiğini uzmanlar hep söylüyor. Öyle ki bazı sergiler bize tam da bu konuyu sorgulatıyor. İşte onlardan birisi İsmi Lazım Değil sergisi. Uzun zamandır bir sergiden bu kadar çok etkilendiğimi hatırlamıyorum. Serginin ismi olan İsmi Lazım Değil başlığı, gösterme ile gizleme, söyleme ile söylememe arasındaki hassas dengeyi korumayı amaçlayan, serginin nasıl tasarlandığına dair ipuçları da veriyor. Bu sergide Bizans'ta önem teşkil eden ve halen güncelliğini koruyan 3 motif temel alınmış. Taş, yılan ve göz. Köşkün dış ve iç mekanlarında yer alan farklı eserlerde bu 3 motifle karşı karşıya gelebilirsiniz. Köşkün zemin katında, birinci katında ve bahçesinde 45'ten fazla sanatçının çeşitli mecralarda ürettiği yaklaşık 100 yapıt sergileniyor. Pazartesi günleri hariç her gün 11 ile 7 arasında açık olan bu sergi, ücretsiz bir sergi olduğundan çok yoğun bir ilgi görüyor. 11 Aralık'a kadar ziyaret edebilirsiniz. Kuzguncuk'taki Bağlarbaşı Korusu içinde bulunan bu tarihi köşk, Şehzade Abdülmecit Efendi tarafından yazlık konut olarak kullanılmış. Onun sanatsever kişiliği nedeniyle dönemin sanatçı, edebiyatçı ve siyasetçilerinin sık sık toplandığı bir kültür merkezi işlevi görmüştür. Harem binaları ve müştemilat yapıları yok olan bu köşkün, günümüze ulaşan 3 katlı selamlık binası Koç topluluğu tarafından sosyal tesis olarak kullanılmaktadır. İstanbul'un en süslü köşkü olarak geçen Abdülmecit Köşkü'nü sergiyi kaçırsanız bile bir kere gelip görmenizi tavsiye ederiz. Köşkün bahçesinde bulunan birbirinden ilginç eserlerle bugünkü gezimizi sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Videomuzu sevdiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sanatla ve sevgiyle kalın.